Video boyunca kullandığım tüm kaynaklara açıklamalar kısmına erişebilirsiniz. Öncelikle Wikipedia'nın yapmış olduğu tanıma bakalım. Wikipedia diyor ki, internette insanların keyfini kaçırmak, münakaşa başlatmak için çalışan, yani tohum ekmeye çalışan, art niyet arayan, ironik, alaycı söylemlerle hakaret eden, rahatsızlık veren kişi diyor. Genellikle diyor forumlar, bloglar, sohbet odaları, oyunlar gibi çevrimiçi topluluklarda kasten alevlendirici olarak yer alırlar diyor. Trollün aslen hani çıkış noktası şu karakterdir. Hani bununla sembolize edilir. Şöyle burada gösterebilecek miyim? Burada çıkmadı ama baktığınız zaman hani bu aslında çok güzel bir örnek. Bunu hazırlayan çok güzel hazırlamış. Birazdan aslında troll ve botun arasındaki farka da değineceğim. Şimdi Wikipedia'nın tanımını bitirdiğimize göre evet burada da varmış aslında. Yani bu görsel troll oluyor. Hani şimdi şunun farkını başta ayırt etmenizi istiyorum. Troll ve bot nedir? Bundan bahsedeyim öncelikle. Yani trollün tanımını öğrendiniz. Troll gerçek bir insan. Yani sen ben troll bir karakter olabiliriz. Troll bir kişilik sergileyebiliriz internette. Bunu genellikle kendi hesaplarımızdan değil, yeni açmış olduğumuz hesaplardan yaparız. Bunun en çok yaygın görülen bir platformu da Twitter'dır. Twitter'da oldukça fazla troll vardır. Yani şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum ben fake bir hesap açtım, sahte bir hesap açtım ve bu hesapla girdim. Daha sonra benim görüşümü benimsemeyen ya da aynı görüşte olmadığım insanların hesaplarının altına, paylaşımlarının altına absürt absürt yorumlar yazdım. Bu troll bir davranış oluyor. Fakat internette görüyorum ki birçok kişi trollün tanımını bilmiyor. Yani çoğu kişi aslına bakarsanız profil fotoğrafı olmayan ya da zaten çok normal olan, yani normal olan nedir? Kullanıcı adını random ya da böyle nick yapan insanlara troll lakabı takmaya çok alışıklar. Ya da bunu karşı tarafta da çok fazla görebiliyoruz. Yani yine aynı şekilde benim görüşümü savunmayan, benimle aynı görüşte olmayan insanlara da sen ne troll adamsın ya da işte bu troller var ya diyebiliyoruz. Aslında bu çok yanlış bir tanım. Yani illa aynı görüşten olmak zorunda değiliz. Dolayısıyla herhangi bir hesabında herhangi bir paylaşım yapmamışsa, profil fotoğrafı yoksa ya da gerçek ismini yazmamışsa bu onun aslında troll olduğunu göstermez. Aksine öyle bir hesap açmak istediğini gösterir. Ha, ne zaman ki bu kişi bu tür davranışlar, Wikipedia'da görmüş olduğunuz bu tür davranışlar sergilemeye başlar, işte o zaman bu kişi troll bir davranış sergiliyor olur. Peki yasal mıdır? Evet, troll herhangi bir illegallik bir durumu yoktur troll olmanın ya da troll davranışlar sergilemenin. Fakat burada bir ince çizgi var. Bu troll davranışlar sergileyen insanlar ne zaman başka insanların özgürlük alanlarına müdahale eder ya da ne zaman siber zorbalığa dönüşürse bu iş o zaman yasal değil aksine suç teşkil eder. Bunu hani dikkat edin, burada önemli bir nokta bu. Bunun dışında buradaki görsele gelelim hemen. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere bot diyor, altında bir bilgisayar simgesi var ve troll diyor, altında bir insan simgesi var. Botnet'te birden çok botun oluşturduğu simge var. Şimdi bunu anlatmam gerekirse önce hani bottan bahsetmem gerekecektir. Bot nedir? Bot şudur. Bazı yazılım mühendislerinin, bazı işte insanların yazmış olduğu programlar var ve bu programlar sizin aynen ben Twitter'a giriyorum, Twitter'da yeni bir hesap oluşturuyormuşum gibi programlara hesap oluşturtturuyorlar ve bu programlar açmış olduğu hesaplarda bir köşede bekliyor ve bir stok oluyor. Sonra bunlar ne oluyor? Botnet haline alıyor. Yani bir hesap sürüsü oluyor. Örnek veriyorum, programa ben 10 bin tane bot açtırdım, hesap açtırdım ve bunları gerçek bir kullanıcı gibi açtırdım. Programa belli bir fotoğraf yığını verdim ve dedim ki bu fotoğrafları açtığın hesaplara yükle. Açıklamalar işte isimleri ekle. Bu programları internette bolca bulabilirsiniz. Fakat birçoğu zararlı yazılım içerdiği için kullanmanızı tavsiye etmem. Hani sıfırdan yazılmış bir program ve kaynak kodunun ne olduğunu bildiğiniz bir program her zaman en güvenli programdır. Botnet dedik. Botnet nedir dedik. Şimdi bu kadar diyelim 10 bin tane hesap açtırdım. Peki bunun nesi botnet? İşte bunu alıp da siz derseniz ki program bu 10 bin tane hesabı açmış olduğu 10 bin tane hesabı alıp işte X kişisinin şu paylaşımının altına şu yorumları yazsın dediği zaman bu botnet olur. Aslında bunu web sitelerine saldırı olarak da görebiliriz. Fakat günümüzde hani siber zorbalık tarafında bunun kullanıcı hesaplarına yapıldığını görüyoruz. Aslında bu tür hesapların kilitli olması, yani hesaplarınızı gizliye almanız bu noktada
güvenilir oluyor sizin için. Yani hesaplarınız gizli olduğu zaman bunu yapma ihtimalleri bulunmuyor. Fakat hesaplarınız açık olursa her hesabınıza girerler, her türlü yorumu yaparlar. Peki bu botnet genellikle nasıl görülüyor? Yani nasıl anlarız? Botnet'te genellikle eğer çok özenilmemiş bir program ya da özenilmemiş bir iş yapılmışsa botnet'te kullanıcı isimleri randomdur. Yani tamamen randomdur. Her şeyi anlayabilirsiniz. Ben biraz sizin için örnek baktım ama bulamadım. Yani profil fotoğrafı yoktur. Varsa da çok böyle internette artık görmeye alıştığımız fotoğraflardır. Bunun dışında yine paylaşımları yoktur ama aynı zamanda olabilir de. Yani burada yine aynı noktaya değiniyorum. İnsanların paylaşımları yok diye ya da sizin aynı görüşü benimsemiyor diye onlara hemen troll lakabını takamazsınız. Bu oldukça aşağılayıcı bir davranıştır. Yapmamanızı öneriyorum. Çünkü birçok kişi yapıyor bunu. Örnek veriyorum, ben A takımını savunuyorum. Sen B takımını savunuyorsun. Lan sen de ne bot adamsın. Lan bot işte bunlar. Bunları ne takıyorsun? Bu tarz tutumlar hiç hoş değil. Şimdi botnet bu şekilde olur. Bunu kullanan oldukça insan vardır yine. Bu da yasal mıdır? Yasaldır, evet. Yani başkasının şeylerini ihlal etmediğiniz müddetçe, özgürlüğüne müdahale etmediğiniz müddetçe herhangi bir sorun yoktur. Ya da işte siber zorbalık tarafına girmiyorsa herhangi bir sorun yoktur. Kişiye maddi manevi zarar vermiyorsanız bir şey yoktur. Şimdi bunları tek tek anlatmayayım burada. Bunun tabii ki şey versiyonu da var. Instagram. Tabii bu arada şundan bahsetmem gerekiyor. Yasalar önünde bunlar yasal. Fakat platformlar bunları kesinlikle yasaklıyor. Yani Twitter'ın gizlilik sözleşmesine ya da işte kullanım sözleşmesine, Instagram'ın kullanım sözleşmesine girdiğinizde bunların yasal olmadığını, bu platformlar içerisinde kullanmanın yasak olduğunu görebilirsiniz. Zaten kendileri de belirtiyor, diyor ki biz böyle bir hesapla karşılaşırsak ya da siz şikayet ederseniz biz bunu kapatırız diyor. Peki genellikle neden çoğunlukla kapanmıyor bu hesaplar? Neden bu kadar çok fazla var? Ya da Instagram, Twitter gibi platformlar neden bunlara bu kadar çok müsaade ediyor diye soracak olabilirsiniz. Bu çok normal bir soru. Şöyle bir tarafı var bu olayın. Yani bu kullanıcılar aslında bakarsanız botlar ama açıldığı zaman dolayısıyla bu platformlarda yeni istatistikler yaratıyorlar. Bu ne demek? Şu demek. Yani örnek veriyorum, Twitter 2020 yılının sonunda bir rapor yayınlıyor ve bu raporda diyor ki, bu tamamen ben örnek veriyorum. Diyor ki 2020 yılı içerisinde Twitter'da 10 milyon yeni hesap açıldı. Sonuçta şöyle düşünün arkadaşlar, yani ben burada hesap açtım, bu hesap kim bilir 2013-2015 yılından beri duruyor. Dolayısıyla ben bir daha hesap açmak zorunda hissetmiyorum. Twitter nasıl yükselecek, para kazanacak, yeni işte şu kadar hesap açtık diyecek, bu şekilde oluyor. Yani bunlar, bu tür hesaplar çok fazla ileri gittiğinde elbette kapatılıyor. Yani bunun inanılmaz bir boyutu var. Yani örnek veriyorum, 10.000 tane Twitter hesabıyla, sahte Twitter hesabıyla yeni bir gündem yaratabilirsiniz ve devletlere ciddi şekilde zarar verebilirsiniz. Bu kesinlikle tavsiye değildir. Örnek adına söylüyorum bunu. Hani yapılabiliyor anlamında söylüyorum. Yapmanızı tavsiye etmiyorum. Baktığınız zaman bu tür işleri yapan platformlar ya da kişilere gittiğinizde, şöyle geri gelelim, 1000 liraya, bakın günümüz şartlarında 1000 Türk lirasına, belki sizin için bu pahalı bir fiyat olabilir ama 1000 Türk lirasına Twitter'da gündem oluşturabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz keşfette şurada gündem açabiliyorsunuz. 1000 lirayı veriyorsunuz, diyorsunuz ki bana şu hashtag'e sahip bir gündem aç diyorsunuz ve bu 1000 liraya kişi bot hesaplar kullanarak hashtag açabiliyor. Aslında buradaki gündemleri de bu şekilde takip edebilirsiniz. Yani mesela Dogecoin diye bir gündem var. Tıkladım Dogecoin'e. Baktım ki, bu arada popülerlere bakmayacaksınız. En sona bakacaksınız ya da kişilere bakacaksınız. Burada baktınız ki, yani bu hesap incelediniz. Ya şimdi ben bu hesap böyle diye bu hesaba bot hesap ya da troll hesap diyemem. Sonuçta hani buna dair bir kanıtım yok. Ama baktınız ki buradaki kullanıcı adı ya da işte profil fotoğrafı saçma, takipçisi yok, takip edileni yok vesaire. Yani biraz özensiz bir hesap. İncelersiniz, hesabı incelersiniz. Ardından paylaşımını incelersiniz. Ardından bu hesabın olup olmadığına bakabilirsiniz. Troll olup olmadığına bakabilirsiniz. Bunu anlamanın çok kolay yolları var dediğim gibi. Bu şekilde sahte gündemler yaratılabiliyor. Ülkelerin hani gündemleri değiştirilebiliyor. Bu aynı zamanda bunu kullanan siyasilerin olduğunu Sözcü'de yer alan bu makalede de ben gördüm.
Açıkçası yine dediğim gibi açıklama kısmından bunları okuyabilirsiniz, erişebilirsiniz. Bir diğer, peki bu sahte yaratılan gündemler ya da işte sahte yaratılan açıklamalar. Ben bu arada Twitter'da oldukça fazla görüyorum. Ara ara belli başlı örgüt liderlerinden, şu anda ismi A ile başlıyor, hepiniz biliyorsunuz, kedicikleri var. Şu anda hapiste kendisi, fakat ara ara Türkiye, bu yüzden aslında ben hani gündemimi değiştirdim Twitter'da. Amerika Birleşik Devletleri yaptım, çünkü bu tür şeyleri görmekten sıkılmıştım. Her neyse, ara ara böyle gündem oluyor. Bir giriyorsunuz, bir bakıyorsunuz. Gerçek anlamda bot hesaplar ve baktığınız zaman hep aynı şablonda paylaşılmış görselleri paylaşıyorlar. Yani bunu anlıyorsunuz zaten. Bu bot diyorsunuz ve sürekli zaten aynı kişinin aynı şeylerini savunuyorlar. Bunlar tamamen algı yaratmaya yönelik şeyler. Hiç böyle bakmanıza gerek yok. Evet, teyit.org'a gelelim. Çok güzel bir platform. Nereden geldik diyeceksiniz. Bu tür yaratılmış, sahte yaratılmış gündemleri burada aratabilirsiniz. Yani örnek veriyorum. Geçtiğimiz günlerde denizcilerimize saldırı oldu. Korsanlar tarafından bir saldırı oldu ve ortaya bir görüntü atılmış, görsel atılmış ve denmiş ki bu görsel o görsel denmiş. Ama teyit.org bunu kendi kaynaklarından incelemiş ve bunun eski tarihli olduğunu belirtmiş. Ha, sizin böyle aklınızda acaba bu sahte bir haber mi dediğiniz bir şey varsa yine teyit.org'un WhatsApp'ına göndererek bunu teyit ettirebilirsiniz. Güzel bir platform, buna bakmanızda fayda var. Bunun dışında anlatacak olduğum bir başka ne var diye bakıyorum. Yani burada yine aynı şekilde Los Angeles Times'ta da bot hesaplar ya da troll hesaplar nasıl anlaşılır diye güzel bir makale hazırlanmış. Buna da bakabilirsiniz açıklama kısmından. Dediğim gibi şirketler bunu bu noktada belki de hemen kapatmıyor. Yani zaman zaman görebiliyorsunuz haberleri. Diyor ki işte Instagram 1 milyon bot hesabı kapattı. Bunu zaman zaman yapıyor, çünkü neden? Belli limitlerine gelmiş oluyor ya da işte istediği istatistiklere erişmiş oluyor ya da tespit edemiyor. Böyle bir ihtimal de var. Yani tespit edemezse kapatamaz. Tespit etmesi için de bunun şu noktası var. Birilerinin şikayet etmesi gerekiyor ya da işte o kadar çok amatörce bir programla yazılmış olması gerekiyor ki Instagram bunu algılamış olması gerekiyor. Yazılımları algılamış olması gerekiyor. Sizin hesaplarınız neden kapatılıyor? Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Bu da aslında bakarsanız bununla aynı orantılı. Siz hesaplarınız kapatılıyor ki yeni hesap açıyorsunuz. Yeni hesap açmanız bu şirketlere yarıyor. Ya da sizin hesaplarınız kapatılıyor ki Instagram adminleri buradan para kazanıyor hesaplarınızı açarak. Yani bu şekilde bir kısır döngü söz konusu. Bunlarla da ilgili bir video çekmek isterim. Troll hesap nedir? Troll kime denir? Bot hesap nedir? Bunlarla ilgili elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Siber zorbalıklara yer vermeyin. Siz de yapmayın arkadaşlar. Oldukça zarar verebiliyor insanlara. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.